Sebebini tam olarak bilemiyorum ama gemi hayatını çok merak ediyorsunuz. Gemi üzerinde geçen bir hayat. Yani suyun üzerinde geçen bir hayat. Suyun kaldırma kuvvetinden falan bahsetmeyeceğim. Arşimet'tir, kanunlarıdır falan bunlara hiç girmeyeceğim ama insan bir merak etmiyor değil. Küçücük bir metal parçasını bile suyun üzerine bıraktığınızda hemen dibe batarken koskoca metal yığını nasıl oluyor da okyanusları falan geçiyor. Ama neyse konumuz bu değil. Konumuz şimdi çok merak ettiğiniz o gemi hayatının geçtiği yerin, yani geminin su altında kalan kısmı. Şimdi size bunları göstereceğim. Şu an bulunduğum gemide değil ama bir önceki gemimin 10 yıllık bakımı gelmişti ve bu sebeple tersaneye girmiş. Çin'de yaklaşık 26-27 gün kadar tersanede kaldım. Çok yoğun ve yorucu bir süreç olsa da ara ara fırsat bulup bazı görüntüler alabildim. Videoyu hazırlarken de iyi ki bu görüntüleri alabilmişim dediğim birçok görüntü oldu. O yoğun sürecin sonunda bana en büyük hediyelerden bir tanesi de bu oldu sanırım. Bir geminin 10 yıllık bakımları sebebiyle tersaneye girdiğinden bahsettim az önce. Biraz bunlardan bahsedeyim. Aşağı yukarı herkes arabaların bakım zamanlarının geldiğini falan biliyordu. Aslında mesele şu. Çalışan tüm ekipmanların mekanik veya elektronik olarak çalışan tüm ekipmanların bakımlarının yapılması gerekir. Belirli sürelerde bu bakımların yapılması gerekir. Eğer bu bakımlar yapılmazsa o çalışan ekipmanların ömrü kısalır. Çalışan tüm ekipmanlar diyorum bakın. Yani sadece arabalardan bahsetmiyorum. Evinizdeki elektrikli süpürgenin bile belli bir bakım saati, belli bir bakım süresi vardır. Eğer o sürede bakımlarını yapmazsanız, örnek veriyorum elektrikli süpürgenin filtresini temizlemezseniz ömrü kısalır. Gemiler için de aynı şey geçerli. Gemilerin içerisinde yüzlerce farklı tipte ekipmanlar var. Ve bu ekipmanların her birinin işte 3 aylık, işte 6 aylık, yıllık, 2,5 yıllık, 5 yıllık gibi bakımları var. 10 yıllık gibi bakımları var. Hatta bunların hepsinin haftalık ve aylık kontrolleri de var. Biz de bunun için gemilerdeyiz zaten. 10 yılda bir ise daha detaylı bakımlar yapılır. Çok fazla teknik bilgi vermek istemiyorum ama basitçe gemi dümen sistemi geminin 10 yıllık bakımından bahsedeyim mesela. Gemi dümen sisteminin 10 yıllık bakımında geminin dümen sisteminin, geminin içerisinde bulunan dümen sisteminden geminin dışındaki dümene kadar tüm her yeri gırtlağına kadar sökülüp içerisinde çalışmakta olan tüm ekipmanların değişimi, yenilenmesi, işte içinde bulunan hidrolik çalışıyorsa hidrolik yağının yenilenmesi, işte dışarıya çıktığı için, denize çıktığı için deniz ve gemi arasındaki sızdırmazlığı sağlayan tüm ekipmanların değişimini içerir. Bunu da gemi seyirdeyken yapamazsınız tabii ki. Hatta tersanede de yapamazsınız. Kuru havuza çıkması lazım geminin, o şekilde yapılması gerekiyor. Kuru havuz dedim. Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Bunun ve bunun gibi suyun üzerinde yapılamayacak tüm bakımları yapabilmek için gemi kuru havuza çıkar. Bu videoda da onu görüyorsunuz. Geminin kuru havuza çıkma anını. Thank you.
daha öncelerde başka bir gemiyle yine tersaneye girmiştim ve geminin karaya çıkarılma olayına yine şahit olmuştum. Ama bu durumu istediğiniz kadar tecrübe edin. Yani o kadar harikulade bir olay ki defalarca yine şahit olsam yine hayran kalırım. Gemiyi karaya çıkarmak için kullanılan bu havuz sisteminden daha önce Instagram'da Panama geçişiyle alakalı bir video paylaşmıştım ve o videoda detaylı bahsetmiştim. Aslında buradaki havuz bundan biraz daha farklı. Burada yüzen bir havuz var. Biz havuzun önüne geldiğimizde o havuz dibe doğru batıyor. Biz suyun üzerinde havuzun tam içine giriyoruz ve havuz yukarıya çıkıyor ve bizim gemimizi de yukarıya çıkarıyor. Gemi tamamen takozların üzerinde kalıyor. Takozlar dediğim de gördüğünüz gibi öyle ufak tefek takozlar değil, koca koca takozlar. Tersane sürecinin en heyecanlı kısmı tam da burada başlıyor bence. İnanılmaz bir aksiyon oluyor geminin içerisinde. Çünkü gemiyi denizden ayırmak demek, içeride çalışan sistemlerin birçoğunu off etmek demek. Yani çalıştıramayacağın anlamına geliyor. Çünkü birçok çalışan ekipman soğutulmak zorunda aynı zamanda ve dolaylı olarak da denizden aldığımız suyla o soğutmayı yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tersane ekibi, tersane işletmesi tarafından düşünülmüş ve gemi kuru havuza çıktıktan sonra hemen deniz suyuyla beslenen sistemleri ayrı bir modifikasyonla besliyorlar ve o şekilde devreye alabiliyoruz. Ama bazı tersanelerde bunu sağlamazlarsa eğer direkt gemiye elektrik vererek de bunu sağlayabiliyorlar. Kuru havuzda kalma süremiz yaklaşık 5-6 gündü. Bu sürecin çok hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Çünkü tersane sürecinin en masraflı kısmı geminin kuru havuzda olduğu süre. Havuza çıkar çıkmaz hemen gemi demiri yere serilir. Geminin karinası dış tarafı boyanması için hemen azikli sularla, basınçlı sularla yıkanır. Tüm kiri, pası, çamuru, pisliği atılır. Kesilecek yerler varsa önceden belirlenmiş. Hemen onlar kesilmeye başlanır. Ondan sonra tekrardan kaynakla oraya ne işlem yapılması gerekiyorsa o işlem yapılır. Pervane bakımları, dümen bakımları vesaire vesaire. Bu işlerin hepsi 5-6 günde bitti. Ama her bir iş için yüzlerce Çinli personel çalıştı. Tabii bunların yanında biz de. Neyse hep iş konuştum. Biraz da işin daha eğlenceli kısımlarından bahsedeyim. Gemi kuru havuza indiğinde, ben de inme fırsatı bulduğumda bazı ufak tefek denemeler yaptım. Mesela yere serilen demirin her bir halkasının boyu, büyüklüğü, boyutu ne kadar? Geminin altından, yani iskele tarafından sancak tarafına geçmek. Ve yürüme hızıyla geminin kıç tarafından baş tarafa ne kadar sürede yürürüm?
Gemide çalışıyorsanız bunlar gibi çok sıra dışı görünen şeylerle sürekli olarak karşılaşırsınız. Farklı ülkeler, farklı hayatlar, farklı iş kültürü. Gemi adamı olmak gerçekten çok farklı. Bir sonraki videoda yine çok farklı bir şeyle görüşmek üzere. Selametler.